Girişimsel nöroradyoloji konusundan biraz bahsetmek istiyoruz. Neden önemli girişimsel nöroradyoloji? Beyin damar tıkanıklığında erken saatlerde tedavi çok önemli. Eğer bu sürede tedavi etmezsek hastaların felç kalma ve ölme riski çok artıyor. O yüzden hastaları erken sürede tedavi etmek lazım. İlk 6 saat içerisinde hastaların bu işleme yetişmesi lazım. Özellikle inme hastalarında beyin damarının pıhtıyla tıkanması sonucu beyin hücrelerinde dakikalar içerisinde hasar meydana geldiği için bu hastalara hızlıca tanı ve tedavi yapmak gerekiyor. Hemen burada tedaviye karar verdiğimiz zaman hastaları hızlıca anjiyo masasına alıyoruz. Anjiyo masasında tıkanan hayati damarlara direkt girip orada stentle veya aspirasyon dediğimiz vakum yöntemiyle pıhtıyı çıkarıyoruz. Bunu yapmazsak hastalarda kalıcı hasarlar, sakatlıklar meydana gelebiliyor. Beyin damar tıkanıklığı bulunan hastalarda en önemli şey erken tedavidir. Hastanın hastaneye en yakın sürede ulaşması. Burada da ilk ve en önemli görev bence hasta yakınına düşmektedir. Yani bir tarafında tutmamazlık, konuşamama, yüzünde gözünde kayma, bayılma gibi şikayetleri bulunan hastaların hasta yakınları tarafından acile en kısa sürede götürülmesi bu tedavinin ilk ve en önemli basamağıdır. Burada da bu ekip tarafından kapalı yöntemle dediğimiz kasıktan bir iğne deliğinden anjiyografi ile kapalı damarlar açılmaktadır. Beyin kanaması bulunan, beyin baloncuğu bulunan hastalarda da ciddi bir şekilde başarılı tedaviler tarafımızca yaklaşık 1,5 senedir burada yapılmakta. Şah damarı rahatsızlığı bulunan hastalara da girişimsel nöroradyoloji yani beyin, boyun kısmını ilgilendiren bütün işlemler bu ekip tarafından başarılı bir şekilde Urfa'da yapılmaktadır. Yaklaşık 2,5 yıldır inme hastalarının, kanama hastalarının, anevrizmaya bağlı kanama hastalarının diğerlere muhtaç olmamasını ve bu süre zarfında tedavilerinin bizim hastanemizde görmesini sağlamak ve yoğun bakım şartında takiplerini yerine getirmekte kendimizi bir görev adetmişiz ve bunu burada uyguluyoruz. Birçok hem inme hastası hem anevrizma hastası bu ekip sayesinde şifa buldu ve sağlıklarına kavuştu. Tabii bu bir ekip işi, sadece bir nörologla ya da bir radyologla olacak iş değil. Bu bir uyum içerisinde yapıyoruz biz bu işleri. Bu konudaki en yüksek hıza ulaşmak için de elimizden geleni yapıyoruz. Bu ekibe ben teşekkür ediyorum.